İlk günden itibaren e, bazı komplo teorisyenleri ve e, İsrail lobisinin etkisinde kalanlar, ya İsrail buna bile bile göz yumdu. Aa koskoca İsrail istihbaratı, içeride şimbet, dışarıda Mossad nasıl haberi olmaz haberi var. <laughs> Büyük katliam yapacaklar, son savaşa hazırlanıyorlar, o yüzden izin verdiler falan dedi. Öyle değil. Öyle olmadığını aylar önce Fikret Akfırat, Aydınlık'ta yazmıştı. İnsanlar e, kolay hatırlayamıyor. Türkçe'de bir deyim vardır. İnsanı beşer nisyan ile maluldür diye. Yani insan dediğiniz şey e, unutmakla sakattır anlamında. Şimdi Aydınlık onu hatırlatıyor. Kardeş de öyle komplo yok. Olan biten bu. Nasıl? İsrail Askeri istihbaratı 3 ay önce itiraf etmişti. Dip noktasındayız. Türkiye'de Atlantin siyasi denetimindeki güçler Hamas'ın başlattığı Aksa tufanının etkisini yok saymak için harekatın İsrail planı olduğunu ileri sürdü. Oysa Temmuz ayında İsrail'in basına sızan raporda, İsrail basınına sızan raporda İsrail'in zaafı ve bölünmüşlüğü gözler önüne serilmişti. Ee, arkadaşlar biz bunu içeriden verelim. Doğrudan e, habere girelim 15. sayfadan. Evet. Demir Kubbe füzeleri e, durduram demir kubbe füzeleri durduramadı. Hamas rahatça sınırı geçti. Paraşütle e, onlarca savaşçı yerleşimcilerin bölgesine indi. Uzmanlar bu manzarayı tarihi bir hezimet olarak değerlendirdi. İsrail askeri istihbarat aylar önce Netanyahu'yu uyarmıştı. Üzerine kitaplar yazılan, filmler ve diziler çekilen İsrail istihbarat servisi Mossad, 7 Ekim'de tarihi bir istihbarat zafiyetine imza attı. Hamas savaşçıları işgal edilen bölgelere rahat bir şekilde girerek birçok İsrailliyi öldürdü ve esir aldı. Batılı ve İsrailli uzmanlar aylarca süren bu saldırı hazırlığında istihbaratın adeta körlük yaşadığını vurguladı. Aylar önce İsrail basınına yansıyan haberlerde neden böyle bir istihbarat zafiyeti yaşandığına dair ipuçları mevcut. İsrail'in en önemli gazetelerinden Haaretz, Yediot, Ahronot gazetesinde çıkan bir istihbarat raporunu alıntılamıştı. 28 Temmuz 2023'te Savunma Bakanlığı İstihbaratı Netanyahu'yu İsrail'in İran ve Hizbullah tarafından görülen tarihi zayıflığı konusunda uyardı başlıklı bir haberde İran ve Hizbullah'ın İsrail'in Biden yönetimiyle yaşadığı mevcut krizi çok ciddi ve uzun vadede etkili olarak gördüğünü bildirmişti. Ahronut gazetesinin 29 Temmuz 2023 günü yayınladığı habere göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin istihbarat birimi Başbakan Benjamin Netanyahu'yu yargıda revizyon yasasının olası ulusal güvenlik etkileri konusunda uyardı. Habere göre düşman 2023 yazını İsrail için tarihi bir zayıflık noktası olarak görüyor. Önceki tartışmalar caydırıcılık için taktiksel saldırılara odaklanırken raporda istihbarat topluluğu şimdi devam eden kriz nedeniyle İsrail'in genel caydırıcılık yeteneklerindeki önemli zayıflıklardan endişe duyuyor denildi. İsrail Dış istihbarat Örgütü Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, daha önce beraber çalıştığı Netanyahu'nun ülkeyi ikiye böldüğünü, orduyu ve istihbarat örgütünü dağıttığını söylemişti. Söylemiş miydi? Söylemişti. Washington Post'ta dış ilişkiler uzmanı David Ignatius da iç çelişmeler arasındaki soruna dikkat çekti. Hamas'ın saldırısını İsrail'in 11 Eylül'ü şeklinde özetledi. 2001'de ABD'deki en büyük sorunlardan birini CIA ve FBI'nin birbirlerine rakip olmaları ve birbirlerine güvenmemeleriydi şeklinde özetledi. Ee, yazar şu ifadeleri kullandı. Ayrı silolarında bulunan istihbaratı paylaşamıyorlardı ya da paylaştıklarında da anlayamıyorlardı. İsrail istihbaratı hakkında kesin bir paralellik kuracak kadar bilgim yok ancak istihbarat dünyasında her zaman profesyonel rekabetler ve kıskançlıklar vardır. Dahası bu üst düzey siyasi liderliğin düzeni sağlayamayacak kadar dağınık olduğu bir andı. Gerçek istihbarat başarısızlıklarının sadece bilgi eksikliğinden değil, aynı zamanda onu anlayamamaktan da kaynaklandığını belirten açıyoruz. İsrailler Hamas'ı ve İran'daki destekçilerini harekete geçiren kötü niyetli nefreti biliyorlardı. Takdir etmedikleri şey ise, takdir etmedikleri şey ise, düşmanlarının yaratıcılığı ve yetkinliğiydi. İsrailli uzmanlar Hamas savaşçılarının barikatlarla çevrili Gazze'den yamaç paraşütleriyle kaçabileceklerini takdir etmemiş görünüyorlar. Belli ki paramotor onlar yamaç paraşütü demiş ama paramotorlarla Belli ki İsrailler düşmanlarının hava, deniz ve karada eş zamanlı hareket etme kabiliyetine itibar etmemişler. Hamas'ın ve müttefiklerinin sır saklama yeteneğinde kesinlikle takdir etmediler ifadelerini kullandı. The New York Times'ta önceki gün 3 uzman Hamas saldırısı İsrail istihbaratının başarısızlığı konusunda sorulara yol açtı. Ee, makale başlık bir makale yayınladı. Makalede Hamas'ın taktiksel ani bir saldırı yaptığını ve bunun da ABD'li yetkilileri hayrete düşürdüğünü belirtti. Demir kubbenin neden başarısız olduğu, Hamas'ın nasıl bu kadar e, büyük bir cepheyi toplayabilmesi, İsrail'li askerlerin neden Güney Sınırı'ndan uzak olduğu gibi sorulara ne ABD'li ne de İsrail'li yetkililerin yanıt veremediğini belirten uzmanlar, ancak cevapların İsrail'in asker, e, İsrail askeri istihbarat kurumlarının itibarını ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini etkileyebileceği açık ifadelerini kullandı. Evet, İngiliz The Guardian gazetesi, operasyonu Hamas'ın ölümcül saldırısı İsrail istihbaratının Çağlar boyu süren başarısızlığı olarak hatırlanacak başlığıyla verdi. Yazıda şu ifadeler ifadeler kullanıldı. İsrail'in gözetleme teknolojisi endüstrisi Pegasus casus yazılım skandalının da gösterdiği gibi dünyanın en gelişmişleri arasında yer almaktadır. Tüm bunlara rağmen Hamas'ın hazırlıkları gözden kaçtı. Hamas'ın her zaman kararlı ve uzun vadeli planlama kabiliyetine sahip olmakla birlikte karşılaştığı askeri zorluklara uyum sağlama konusunda çok daha becerikli hale geldiği, planlamalarında ve İsrail'in zayıf noktalarını tespit etmede genellikle büyük bir büyük miktarda çaba harcadığı doğrudur. Ve bu durum İsrail savunma güçleri tarafından çok iyi bilinmektedir. İsrailli uzmanlar Hamas'ın yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen sızma operasyonunu hiç kimseye duyurmadan gerçekleştirmiş olmasında sorguladı. Haaretz gazetesi uzmanlarından Amos Harel, yaşanan saldırının siyasi şoklara neden olacak büyük bir başarısızlık olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti. İçinde bulunduğumuz durum acı verici tarihi bir karşılaştırma yapmayı gerektiriyor. İsrail'in Gazze'ye dair düşüncesi çökmüştür. Siyasette savunma kuvvetlerinin konuşlandırılmasında ve sürprizlere hazırlıklı olmada başarısız olunmuştur. Cumartesi gecesi İsrailli siyasetçiler ve komutanlar evlerinde güven içinde uyumuş ve erken uyarı olmadığı için kuvvetler takviye edilmemiştir. Yossi Yeho Yehoşa Yedio Tahranot'taki yazısında Orta Doğu'nun en güçlü ve dünyadan saygın ordularından biri olan İsrail ordusunun Hamas'ın saldırısı karşısında şaşkına döndüğünü belirtti. Hamas'ın yaklaşık iki hafta önce sınır bölgesinde göstericilere göndererek ne kadar kurnaz Olduğunu gösterdiğini kaydeden Yehoshua, İsrail hükümetinin Gazze'li işçilerin İsrail'e girişine izin vermesinden sonra ordunun sınırda durumun kontrol altına alındığını sandığını, Hamas'ın ise İsrail ordusunu yanılttığını ve rehavete düşürdüğünü aktardı. Yani Amerikalı, İsrailli, İngiliz uzmanlar İsrail istihbaratı çökmüş dediler değil mi Mustafa? Yani e, onlar ama biz, bizdekiler kabul etmiyor. Yok yok İsrail çökmemiştir, çökmemiştir. Mahsus yapmıştır diyor. Halbuki aydınlığı okusalardı, 10 Ağustos 2023 tarihli aydınlığı okusalardı en azından bu durumu anlayacaklardı. Neden? Fikret Akfırat 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan yazısında İsrail askeri istihbarat raporunu ele almış ve gelişmeleri şöyle yorumlamıştı. ABD'nin Afganistan'dan apar topar kaçmak zorunda kalmasıyla görünür hale gelen bir süreçtir söz konusu olan. Çok kutupluluğun gelişmesi ABD'nin gerilemesi, gerilemesini doğurmakta bu durum. Washington'un son 30 yıldır en fazla odaklandığı Batı Asya bölgesinde giderek göreceli bir şekilde etkinliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Yani toplam olarak İsrail'deki ve bölgedeki bu gelişmeler Batı Asya'daki denge değişiklikleri içinde anlaşılabilir demişti. Şimdi bir de başka bir şey var. İsrail öyle bir kibire bulaştı ki, bulandı ki, öyle bir kendine güven içindeydi ki, gözünün önünde olup bitenleri göremedi. Kibir böyledir. Aşırı güven böyledir. Aşırı güven nedir biliyor musunuz? Nereye gidelim Mustafa böyle uzun bir yol söyle. Yok yok, memleket içi. Kars'a gidelim. Kaç kilometre, bin kilometre var mıdır? Ya işte bunun ilk 700-800 kilometresinde hiçbir şey olmaz. Çok dikkatlisindir. Daha gidecek yolun vardır aman değil mi? Arada molalar verirsin falan. Son 150-200 kilometre kaldığında tamam artık yaklaştık dersin. Yavaş yavaş rehavet çökmeye başlar. Rehavet yani rahatlık. O dikkat, o şey kaybolur. Kendine güvenin artar. Ulan 800 kilometre geldik dersin. 200 kilometre daha gidemeyecek miyiz? Bütün uzun yol kazaları menzile en yakın noktalarda meydana geliyor. Onun sebebi de aşırı güven, kibir. Şimdi bu olayda olan biraz Çin savaş e, taktikleriyle açıklanabilir. Düşman e, Çin'in bir kalesini e, kuşatıyor. Eski böyle, milattan önce 400-500 belki daha eski. Kuşatmayı bir türlü yaramıyor Çinliler. Ya bir ay, iki ay, üç ay yok kuşatma yarılacak gibi değil. Bir tanesi çıkıyor diyor ki ben yararım. Nasıl olacak? Bana 7-8 adam verin. Tamam. 7-8 adamla o komutan kalenin önüne çıkıyor. Düşman da aa diyor bunlar niye çıktı? Şöyle bir gidiyor kapının önünde. Bir geliyor. Bir daha gidiyor. Bir daha geliyor. Düşmanı izliyor. Ne yapıyor lan bu adam diyorlar. Sonra kalenin kapısına bir tane hedef koyuyor. Baya ok hedefi. Adamlarına geçin diyor. Geçiyorlar. İşte 50 metreden falan. Hedefe ok atmaya başlıyorlar. Ok talimi, yay talimi yaptırıyor. Şu an böyle izliyor. <laughs> Mustafa da yaptı orada yay talimi. Düşmanı izliyor. Sonra makul bir süre sonra talim bitiyor. İçeri giriyorlar. Ertesi gün yine hemen hemen aynı saatlerde yine komutan böyle bir gidiyor geliyor falan. Yine hedefi asıyor. Yine yay talimi yapılıyor. Makul bir süre. Düşman Allah Allah diyor. Bir gün, üç gün, beş gün, on gün, on beş gün düşman artık bakmıyor bile yay talimine. Manyaklar diyor yine yay talimi yapıyorlar. Komutan bu rehaveti sezdiği anda adamlarına hemen at bin emri veriyor. Oklar hazırlanıyor, kılıçlar kınlarından çıkıyor. 8-10 adam düşman saflarını yarıp geçiyorlar. Düşmanı önce uyutuyor Çinliler bir şey olmadığına inandırıyorlar. Olağanüstü bir şey yok. Hatta aptalca bir şey. Yani düşmanın önünde yay talimi mi yapılır falan. Tam o anda işte bitiriyorlar işi. Burada da İsrail istihbaratının, İsrail askerinin gözü önünde Hamas militanları günlerce, haftalarca paramotor talimi yapıyorlar. <laughs> İsrail askerleri alışıyor duruma. Ya, gene bu manyaklar paramotor talimi yapıyorlar. İşte o paramotorlarla bela geliyor. <laughs> Şuna vehve, vehmetmeyin. Dünyada yenilmeyecek düşman yoktur. Yarılmayacak kuşatma yoktur. Yenilmeyecek düşman, yarılmayacak kuşatma yoktur. 9 günde İzmir'e gidebilir mi attılar? Gider, İzmir'e alır gelir. Önemli olan kendi özgücüne güvenmektir. İkincisi olağanüstü durumlarda olağanüstü çözümler uygulanır. Şimdi istediğiniz komployu, istediğiniz komplo teorisini tartışın. Buyurun. Haydi, serbestsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.